bunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Dekanım, sevgili hocalarım, sevgili öğrenciler, hoş geldiniz. Evet, bugün keyifli bir film muhabbeti yapacağız hep beraber. Hepinizin nihayetinde sinemayla ve filmle yakinen ilgili olduğunuzu tahmin ediyorum buraya geldiğinize göre. İlk önce ben kendi hikayemi anlatmakla başlamak istiyorum size. Bir show reel'im var, onu izletmek istiyorum. Akabinde de karşılıklı muhabbet etmek. Cenk Kaptan pideyi acılı sever. Çok acayip. Cenk Kaptan, ben sizi tanıyor muyum bilmiyorum ama galiba tanımak da istemiyorum. Siz çok acayip bir adamsınız. Benim mi? Benimle ne alakası var ya? Anladım ben kafandakini. Tamam, gayet güzel. Gerizekalı. Ne bileyim. Evet. Benimle. Çok acayip. Güzel. Ay değil. Deli. Çok tatlı. Kim? Allah. Allah. Ne kadar güzel. Cenk işte. Çok acayip. Nasıl yapsak ya? Bugün konuğumuz genç yönetmen Cenk Kaptan. Yapımcı yönetmen ve senarist olarak birçok ödülleriniz var. Bayağı sildi süpürdü diyebilirim bütün ödülleri. Bu ne yapacak? Bu şimdilik Altın Portakal'da finalde. Bu film metaforlarıyla da öne çıkan bir film. Uzun metraja hazırlanır gibi hazırlandık. Bayıldım o sahneye. Gerçekten tıraş oluyor ve kan anında çıkıyor ve görüyorsun makyaj değil. O şekilde çalıştık ve o şekilde bitirdik. Projeye inanmaktan ziyade kişiye inanmak. Benim her zaman söylediğim bir laf vardı. Ben sadece bu işi biliyorum. Başka bir iş yapamam. Titriyoruz ve kendimize geliyoruz, bir şeyler oluyor yani. Orası sihirli nokta. Evet, hikayem 1999 yılında başladı. Daha liseden yeni mezun olmuş ve hiçbir şeyle alakası olmayan bir ergenken bir anda kendimi bu radyo televizyon camiasının içerisinde buldum. İlk üniversitemi kazanmamla bu durum gerçekleşti. Hiç alakam yoktu yani. Bir gün böyle bir ortamda size hitap edeceğim hiç aklıma gelmezdi. İyi ki de olmuş bu arada. 1999-2001 yılları arasında ilk üniversitemi bitirdim. Ve radyo televizyon yayımcılık bölümüydü Niğde Üniversitesi'nin. Ve o esnada kafada bir şeyler çakmaya başladı görsel adına. Daha evvelde zaten vardı bir şeyler. Çizime çok alakalıydım ama bunu hiçbir zaman bir akademik ortama taşıyacağımı düşünmüyordum. 2001'den sonra hatırlayanlarınız vardır. Bir kriz ortamı, iş bulma sıkıntısı, ne yapmalı, bir şey yapmalı, farklı bir şeyler yapmalı diye düşündüm. Ve
bir bilgisayar alıp, daha doğrusu anneme bir bilgisayar aldırtıp tamamen bir sene asosyal bir hayat yaşayarak 3 boyutlu modelleme ve animasyonu kendim öğrendim. Sonrasında da freelance iş yapmaya başladım. Şimdi arkadaşlar, önemli nokta şu. Bazen bir şeyler oluyor ve sizi alıp götürüyor. Bazen de bir hedef koyuyorsunuz ve o hedefin üzerinden ilerliyorsunuz. Benimki tamamen kendi kendine oldu. Demek ki olacağı varmış ve oldu dedim ama ondan sonrasında sarıldım. İşe 4 elle sarıldım. Animasyon önemliydi çünkü 3 boyutlu animasyon ve modelleme belliydi ki zaten Avrupa ve Amerika'da belli bir noktaya gelmişti o yıllarda. Ama Türkiye'de de ileri seviyelere geleceği belliydi ve onun üzerine çalışmaya başladım. Sonrasında iki arkadaşımla beraber hala yürütmekte olduğum VCS Film ve Müzik Yapım isimli şirketi kurduk. Ve bütün prodüksiyon işlerine o çatı altında devam ettik. Bu süreç içerisinde eğitimim tabii ki yarımdı, bunu tamamlamam gerekiyordu ve dike geçiş yapıp Beykent Üniversitesi Sinema TV'yi bitirdim. Sonrasında yüksek lisans geldi. Bunların hepsi bir arada devam etti. Hem eğitim süreci, hem okul, hem bir taraftan para kazanma kaygısı. Bunların hepsi bir arada devam etti ve enteresan bir süreçte hala devam ediyor bu arada. Yani öğrenmenin sonu yok anlamında söylüyorum, hala devam ediyor. Yani bir okuldan mezun olmuş olmanız her şeyin bittiği ve artık sizin de hayata hazır olduğunuz anlamına gelmiyor. Çünkü bir sürü süreçler sizi bekliyor olacak bitirdikten sonra da. Bunların üzerine tek tek durmak istiyorum ve sizlerden soru gelmesini istiyorum biraz sonra. Çünkü biliyorum ki bilgi paylaşılarak büyüyor. Çok önemli. Aktarmak, nesilden nesile bazı şeyleri aktarmak çok önemli. Bu benim için önemli hususlardan bir tanesi. Ve sonrasında süreç içerisinde gerek ticari işler, gerek sanatsal işler olsun devam etti. Benim için önemli aşamalardan bir tanesi de kendi yapımlarımı resmi olarak yapıyor olabilme noktasıydı. Yaklaşık 2 senedir hem müzik hem de sinema eseri yapımcısıyım resmi olarak. Ve ilk ürünümüzü yakın bir zamanda çıkarttık. İsmi Ben Çocukken. Bir belgesel proje. Bu yaklaşık 6,5 sene evvel başlamış bir projeydi. Öğrencilik zamanında, fakültedeyken hala. Sevgili Cüneyt Gök'le istişare ettiğimiz, beraber ortaya çıkarttığımız işlerden bir tanesiydi. Ve süreç içerisinde çeşitli kişilerle, önemli kişilerle röportajlar yaparak bugüne getirdiğimiz bir film oldu. Şimdi ben size onun teaserini izletmek istiyorum. Biraz kafanızda bir fikir oluşması adına. Ondan sonra konuşmaya devam edeceğiz. İşten dönen büyük amcalar bizleri paylardı. Evinize gidin, akşam ezanı oldu, annenizi bağırtmayın diye. Oyuncaklarımızı kendimiz birisiyle göz göze geldiğimiz anda oyun bozuluyor. Çünkü elindeki bir hata her şeyini kaybettirebilirdi sana. Ben küçüklüğümde bayağı bir muhallebi çocuğu olarak büyüdüm. Böyle dua ediyorduk yani. O kadar güzel bir zamanlama oluşmuştu. Herkes çok güzel oynuyordu. Ha, bir oyunumuz vardı mesela. Görünmezlik oyunu oynardık. Hayatımızda ilk defa kar gördük. Kar yerde tuttu. Ve hasta olurum diye annem beni dışarıda oynamaya bırakmadı. Yani benim bisikletim olamadı mesela. Çünkü ona ailem para ayıramadı. Ama ailem bunun farkına vardığı için bu özentimi, bu eksiğimi, bu hevesimi olanaklarını zorlayarak yerine getirdiler ve çok mutlu olduğumu hatırlıyorum o sıra. Hatta çıldırdığımı hatırlıyorum. Toplumun birbirini sevmesi ve saygısı da çocukluktan başlıyor. Gerçek yok karşılarında, bilgisayarda oynuyorlar. Sanal aleme geçmek önemli değil ama sanal aleme geçtikten sonra geri dönmek çok önemli. Çünkü insan çıkara, baskıya, boyun eğmeye dayanmayan o ılık insanca sevgiyi yaşamından uzaklaştırırsa kolay kolay kendine gelemez. Mutluluğunu kaybettirir eğer misketleri kaybedersen. 14-15 yaşına kadar ben çocukluğumu 5 senesini Alman harbinden geçirdim. İşte içimde ukde kalan hikaye budur. Çocukluk
ve oyun insanda farklı bir insani yanın canlı kalmasını sağlayan çok önemli yaşama pratikleridir. Teşekkürler. Buradan sevgili hocamız Ünsal Oskay'ı ve Aykut Oray'ı da bir kez daha anmak istiyorum. Bu projeyi kendilerinin anısına adamıştım. Evet, bu proje 6-7 senelik bir proje ama tabii ki 7 sene boyunca bunun üzerinde çalışılmadı. Dönem içerisinde adeta şarap gibi yıllanan bir proje oldu. Şimdi dikkat ettiyseniz bu yaptığım işlerin içerisinde her çeşit film var. Reklam filmi de var. Sinema filmi de var. Belgesel film de var. Tanıtım filmi de var. Animasyon da var. Var da var. Bunların birçoğunu ben yaptım. Bizzat bilgisayarı mouse'a tıklayarak herhalde 2 milyon tık olmuştur bugüne kadar. Önemli olan nokta şu. İşim çok zordu. Çünkü bir şeyler yapmak durumundaydım. Yani eğer siz de biliyorsunuz bizim ülkemizde bir şeyler yapmak istiyorsanız iki alternatifiniz var. Ya bir yerde bir abiniz olacak, bir dayınız olacak ya da sonuna kadar siz tırmalayacaksınız. Ki tırmalama kısmı genelde tercih edilmez çünkü zordur ama bazen mecbur kalınca yapmak durumundasınızdır. Ben bunu seçenler arasındaydım ve gayet de keyifli. Tırmalama kısmı gayet keyifli. Hepinize tavsiye ediyorum. Ve bu süre içerisinde gelişiyorsunuz. Bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz ve gelişiyorsunuz. Önemli olan karar vermek. Kararı verdikten sonra zaten bir şeyler sizin istediğiniz gibi gitmeye devam ediyor. Hatta sektörde şöyle bir laf vardır. Film yapanı Allah sever diye bir laf vardır. Her zaman işleriniz yolunda gider. Ama yanında 1 milyon tane aksilikle beraber. O aksilikleri de işin içine girdiğiniz zaman gözel alarak zaten giriyorsunuz. Yani mutlaka ve mutlaka aksilik çıkacak çünkü çok fazla parametre var. Film işi zor bir iş arkadaşlar. Yani buradan Fellini olmak isteyenlere sesleniyorum. Büyük ihtimal olamayacaksınız. Bunu bilin. Ama iyi bir şeyler yapabilirsiniz. Eğer istiyorsanız her şeyi yapabilirsiniz. Bu net. Ben bugüne kadar yaptığım her şeye inandığım ve istediğim her şeyi başarmışımdır. Ve bunun için böyle bir süper kahraman falan olmanıza gerek yok ya da dayınızın olmasına gerek yok. Sadece isteyin, inanın ve başarın. Ama bunun için önce karar vermeniz gerekiyor. Yani film çekmek istiyor musunuz? Ayrıca şu da var. Hepiniz yönetmen olamayacaksınız da. Olmayacaksınız da gerek de yok zaten. Hani herkes yönetmen olmayacak. Kimimiz sesçi olacak, kimimiz kurgucu olacak sadece, kimimiz animasyon yapacak sadece. Diyeceksiniz ki şimdi madem öyle sen niye hepsini yapmayı tercih ettin? Mecbur kaldığım için. Bir şeyler yapmak durumundaydım. Hayatımı bir yoluna sokmak durumundaydım ve hepsinden denedim. Ha ne oldu? Hepsi belki mükemmel olmadı. Dünya çapında çok iyi animasyonlar olmadı ya da dünya çapında çok iyi filmlerin altına imza atmadım. Ama bir şeyler çıktı ve her şeyi öğrendim. Şimdi olaya komple hakim oldum. Yani neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ve ne zaman, nereye temas edeceğimi de çok iyi biliyorum. Benim işime bu şekilde yaradı. Yani yürüdüğüm yolda bu benim için doğru bir yol oldu. Ama en doğrusu şu, bir alanı seçin ve sadece o alanın üzerinden gitin. Eğer animasyon yapacaksanız en iyisi olmaya çalışın. Pixar'ı hedefleyin. Türkiye'de animasyon yapmak değil, ben Pixar'da çalışacağım deyin. İçten içe bunu deyin, demeye çalışın, yapmaya çalışın. Olmasa da bir gün geldiğinizde, belli bir noktaya geldiğinizde göreceksiniz ki evet, bir şeyler, belki Pixar olmamış ama bir şeyler olmuş. Bu çok önemli. Şimdi bu noktada hepiniz ya da büyük bir kısmınız sinema, TV var, halkla ilişkiler var ve görsel iletişim tasarım bölümü var. Hepiniz film yapmak istiyorsunuzdur. Hepinizin kafasında bir film geçiyordur mutlaka. Bir senaryo geçiyordur. Ben kafamda çektim o filmi diyorsunuzdur mutlaka. Ve bu noktada sizi en çok rahatsız eden konu nedir? Ne oldu da o filmi çekemediniz ya da çektiniz ama istediğiniz gibi olmadı?
Bunu bana anlatmak isteyen birileri var mı? Gördüğüm şey benim görmek istediğim şey olmuyor genelde. Yani bu çok büyük bir zorluk oluyor. Hı hı. Ve ben İstanbul'da değilim. Başka bir yerden geliyorum buraya. Mekan özellikle beni çok zorluyor bu yüzden. Hı hı. Mesela bir odaya ihtiyacım var sadece yatağı falan olan. Onu bile bulmakta zorlandım. O yüzden aklımdaki güzel filmi çekemedim mesela. Hani benim sormak istediklerim bunlar. Hı hı. Evet. Evet arkadaşlar, bu özellikle birinci sınıfta, sınıf kaçtı? 3. Genelde birinci sınıfta yaşadığımız sıkıntı nedir? İlk derslere girersiniz, işte senaryo 1 ve sizden bir senaryo yazması istenir hocalarınız tarafından ve düşünmeye başlarsınız. Düşündüğünüz an aklınıza hep izlediğiniz filmlerin senaryoları gelmeye başlar genelde. Çünkü onlarla beslenmişsinizdir o yaşınıza kadar ve oradaki gibi şeyler yapmaya çalışırsınız. Ama tabii ki oradaki gibi şeyler yapamayacaksınız. Çünkü imkanlarınız buna el vermeyecek. Elinizde en fazla bir tane kamera ya da işte cep telefonunuzun kamerası ve birkaç tane size yarım yamalak inanan ya da inanmayan arkadaşınız olacak. Dolayısıyla yapmanız gereken şu: evvela fikrinizi bir netleştirip yapabileceklerinizi yapın. Cebinizde ne kadar para var? 10 lira mı? 10 liralık film çekin. Yani milyon dolarlık, 300 milyon dolarlık avatarı hedeflemeyin yani. Ne yapın? 10 liralık, 20 liralık, 100 liralık film çekin. Ve ondan daha da önemlisi, etrafınızdakileri inandırın. Yani sizin yanınızda en az bir kısa film prodüksiyonunun içerisinde en az 2-3 kişi olmalı sizin projenize inanan. Ve şunu onlara vermeniz lazım: arkadaşım, ben sana inanıyorum, gel benimle bu işi yap, bana inan, yarın ben de sana inanacağım, sen de film çekmeksin. Ama bu aşkla ilgili bir şey. Yani hadi abi film çekelim falanla olacak iş değil. Gerçekten film çekmek istiyorsanız bu ekibi kurarsınız, her türlü mekanı da bulursunuz. Ya bir defa İstanbul'dayız yani. Yanlış anlamam, mekan bulamıyorum diye bir şey kabul etmiyorum. Her yer mekan. Kaldırımda çek, yolda çek, denizde çek, her yerde çekebilirsin yani. Sadece önemli olan çekmek istemek. Ve yanında birkaç tane adamı. Tek başına da yaparsın, yapmaya yaparsın. Ama ekip işi her zaman tabii ki daha kaliteli bir sonuç çıkartacaktır. Kafandaki görsel. O kafandaki görsel daha evvel izlediğin filmler, diziler, neyse, onlardan kalan görseller. Bunları yaratmak istiyorsun ama yaratamıyorsun. Sebebi yeterli ekipmanın olmaması. Ha, bazen öyle bir mekan bulursun ki o mekan çok kalitelidir, ışığı çok iyidir, dokusu çok iyidir, hiçbir sanat yönetimine gerek yoktur, hiçbir ışık yapmaya gerek yoktur, kendisi çok iyidir ve işte dersin kafamdaki bu. Belki de o mekana göre bir senaryo yazarsın ve çekersin. Ne olacağı belli değil. Ama eğer hedefin yok arkadaş ben bu resmi yapacağımsa, o zaman onun için çok iyi bir matematikle, ben matematikten kaldım arkadaşlar, ilk üniversitemde bir sene uzadı. Aslında matematik iyiydi ama kaldım. Yani matematik her şey arkadaşlar. Hayatın tamamı matematik. İyi bir matematikle iyi bir film çekilir. İyi bir müzik yapılır. Her zaman budur yani. Kağıtta biter her şey. Önce kafada başlar, sonra kağıdı alırsın ve bitirirsin. Eminim birazcık bunun üzerine düşündüğün zaman, birazcık daha fazla mesai harcadığın zaman ve birkaç arkadaşınla beraber en iyisini yapabileceğine inanıyorum. Başka sorusu olan var mı bu konuyla ilgili? Bir anda ağzıma düşüp ağzıma düş olmuyor. Kimse bize yanılmıyor. Evet. Yani. Yani o anlamda siz bu zamana kadar nasıl yaptınız? Yaptığınızı nasıl çabaladınız? Evet, sektörün içerisinde olmak için ne yapmak lazım? Evet. Sorunuz bu. Arkadaşlar, bu soru güzel ve önemli bir soru. Fakat tam olarak cevabı bende değil. Çünkü ben tam manasıyla sektöre hiçbir zaman girmedim. Yani bir dizi prodüksiyonunun içerisinde hiçbir zaman olmadım. Ya da bir reklam filmi prodüksiyonunun içerisinde hiçbir zaman olmadım. Çünkü benim çizdiğim yol kendi prodüksiyonlarımı yapmak üzerineydi. Ama tabii ki dışarıda olmama rağmen bilgi sahibiyim bu konuda. Bizim sektör zor bir sektör arkadaşlar. Lafın başında söylemiştim. Benim işim çok zordu. Bilginiz olsun, sizin işiniz çok daha zor. Yani artık bilişim sektörünün
iyice yukarı çıktığı ve artık herkesin her şeyi bildiği, herkesin cebinde bir kamera taşıdığı, 2014 yılındayız ve bu noktadan sonra artık film yapan kişi sayısı da artacak haliyle. Ha ne olacak? Bunlar tabii ki süreç içerisinde kaliteli ve kalitesiz olmak üzere ikiye ayrılacak. İnsanlar bunu seçecek. Kaliteliler kalacak, kalitesizler gidecek. Onda bir sıkıntı yok ama her halükarda rakip sayısı artacak. Dolayısıyla tabii ki işveren de maalesef yapacak bir şey yok. Kapitalist düzenin gereği bu. İşveren de en kalitelisini ve en ucuza mal etmeye çalışacağı için sizin işiniz artık daha da zor. Dolayısıyla yapmanız gereken şu, eğer ben sektörün içinde bulunacağım, bir dizi prodüksiyonunun içerisinde olacağım ya da bir sinema prodüksiyonunun içerisinde bulunacağım diyorsanız, bir defa fakültemizin ismi İletişim Fakültesi, kuvvetli iletişimler içerisinde olmanız gerekiyor. Yani ne kadar adam tanıyorsanız, ne kadar hoca tanıyorsanız, ne kadar konuyla alakadar kişi tanıyorsanız onların peşinde olacaksınız. Siz, onlar sizi kovacak, siz kapıdan çıkıp bacadan gireceksiniz. Aksi takdirde sektörün içerisinde tutunmak zor. Çünkü bizim sektörümüz, birçok sektör öyle ama bizim sektörümüzde birazcık daha fazladır. Kaygan bir zemindir. Ayağınızı kaydırırlar. O yüzden kendinizden emin, özellikle seçtiğiniz alan neyse, biraz önce konuştuğumuz, dedik ya bir alan seçeceğiz, alan önemli. Seçtiğiniz alan neyse onun üzerinde uzmanlaşarak ve kimseye sizin lafınızın üstüne laf söyleme hakkı tanımadan, ama bunu bunu büyüklükle değil, bilginizle yaparak bir yol çizmeniz gerekiyor. Bu şekilde sektörün her kademesinde mutlaka olabilirsiniz. Ama söylüyorum, bizim sektör zor bir sektör. Ben kendi prodüksiyonlarımı yapmayı tercih ettim. Çünkü hem özgürlüğüm var. Evet, belki işte 20 milyon izlenen bir film yapmadım ama kendi istediğim filmi yaptım. Ben bunu size tavsiye ediyorum ve bir şekilde bu paraya da dönüşüyor. Hani o konuda da kaygınız olmasın. Yani mutlaka aranızda sohbetler ediyorsunuzdur. İşte sanat işi ticari iş. Sanat işinde para yok abi. Öyle bir şey yok. Sanat işinde de para var. Neden olmasın? Sanatınızı mutlaka paraya çevirebiliyorsunuz. Ha diğerlerinden daha mı fazla, daha mı az değişiklik arz edebiliyor. Kimi prodüksiyonlar vardır. Hem sanatsal kalitesi yüksektir, hem ticari anlamda yüksektir. Hedefiniz buralara ulaşmak olsun. Bilmiyorum cevap verebildim mi soruna. Sektörün içerisinde olmak adına. Evet arkadaşlar, aranızda film yapmak üzere olan kimse var mı? Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben televizyon sinema son sınıf öğrencisi. Bitirme projeme zaten birinci dönem senaryomu, işte bununla ilgili çekim açıları falan her şey hazır. Çekime işte bu hafta cumartesi günü başlıyoruz. Ben de bir heyecan var. İşte şöyle, çekimden önce mikrofonumuz olmadığı için zaten hep dış ses, iç ses olarak yazdım senaryomu. Senaryom da gerçekten çok kuvvetli. Çok iyi, gerçekten çok iyi. Bugüne kadar yazdığım en iyi senaryolardan biri olduğunu düşünüyorum. Ama aksilikler yine peşimi bırakmıyor. Tabii mikrofon olayında yine istese yine mikrofon olayında bir problem yaşadım. Şari olayında da aynı şekilde. Biz kendimiz yapıyorduk şariyi arkadaşlarla. Süper. Onunla da ilgili bir problem yaşadım. Hadi bir sonraki haftaya ertelendi. Hani böyle bir telaş içindeyim ama bilmiyorum. Bak, düşüncem gibi bir şey çıkacak mı? Ya da keşke başka daha kolay bir şey yazsaydım da bu senaryoyu sonradan mı çekseydim diyorum. Eşleyecek miyim, harcayacak mıyım? Böyle bir kafam Allah bullak yani. Bence hiç endişe etme. Hayatının en güzel telaşlarının birindesin şu an. Arkadaşlar bu bir klişedir ama sevilen bir klişedir. Film çekmek doğum yapmak gibidir. Ve o çocuk doğduğunda dünyanın en mutlu insanlarından biri olursunuz. Her film sizin çocuğunuz gibidir. Sizden bir parça taşır çünkü. Sizin beyninizden bir şey taşır ve onu görsele çevirmişsinizdir. Hiç sıkıntı çekme. O film bir şekilde olacak. Ama öyle ama böyle. Eksik yedik. Ama önemli olan senin elinden geleni yapman. Bu çok önemli. Yani
Bakın arkadaşlar, mikrofonum yok diyor. Hani mikrofon yok. Mikrofon yok diye film çekmemezlik ya da filmi yarıda bırakmak falan asla. Ya da işte herhangi bir şey, herhangi bir eksiğiniz var diye. Bunu asla şey yapmayın, kafanıza takmayın. Mutlaka o eksik belki başka bir yerden size daha güzel bir açıyla mutlaka yansıyacaktır. Bunu mutlaka derslerde görmüşsünüzdür. 3 tane yorum var arkadaşlar. Oyuncunun yorumu, senaristin yorumu ve yönetmenin yorumu. Yani yönetmen sizsiniz diye düşünüyorum. Bu noktada oyuncunun ve senaristin yorumu sizin filminizin gidişatını belirleyecek olan en önemli diğer iki faktör. Ha, senarist de sizseniz bu sefer oyuncuya kalıyor iş. Ve senin eğer oyuncun iyi bir oyuncuysa, iç ses dış ses hiç fark etmez. O yani, ve mikrofonunun kalitesi de hiç fark etmez. Kameranın üzerindeki mikrofondan al sesi. O duyguyu yansıtabiliyorsa ve ya tabii senaryonun ne olduğunu da bilmiyorum. Ama kendi yorumun herhalde bugüne kadar yazdığın en iyi senaryo olduğunu düşünüyorsun. Buna gerçekten inanıyorsan sen de bunu hem senaristliğinle hem yönetmenliğinle hem de oyuncu yönetiminle ve oyuncunun da kalitesiyle izleyicilere mutlaka yansıtacaksın. Var mı başka sorusu olan? Buyurun. Adım Burak Çelik. Evet. Birinci sınıf öğrencisiyim. Dediğiniz tane şey vardı ya, oyuncuya kalıyor hani senaryo ve yönetmen olduktan sonra siz. Evet. Bence benim görüşüm sadece hani dikkat sesi takılmasın diyorum ama yönetmen ne kadar iyiyse oyuncu o kadar iyidir. Çünkü her şeyi o hallediyor ve oyuncuyu nasıl göstermek istediği ona kalmıştır. Oyuncu kötü de olsa en iyi oyuncu olarak gösterebilir yani. Yani benim görüşüm sadece bu. Ve hani teknik para hususu konuşuldu burada hani. Evet. Veya işte alet edevat eksikliği. Yani ayrıca bir de senaryo ne kadar güçlüyse teknik kısım kötü olsa da olabilir. Senaryonun önemi daha çok oluyor. Yani sen kendi içinde bir sıralama yaptığın zaman 1, 2, 3 ne diyorsun? En önemlisi hangisi diyorsun? Senaryo. 1, senaryo diyorsun. 2? Yönetmenin oyuncu göstermesi. Yönetmenlik diyorsun. 3, evet. Oyunculuk diyorsun. 1 evet. Numara senaryo. En önemlisi senaryodur diyorsun. Evet. Teşekkür ediyorum. Doğru, bunların hepsi bizim kafamızda yer değiştirebilir. Zaten süreç içerisinde, yani sinemanın doğuşundan bu yana bu sürekli yer değiştirerek belli bir noktaya gelip 3 tane ana etmen ortaya çıkmıştır. Ha, bu sizin için farklılık arz edebilir. Kimisi oyuncuyu daha bir ön planda tutabilir. Kimisi yönetim kısmını, kimisi ise senaryoyu. Ama bir konuda sana çok katılıyorum. İyi senaryo demek, iyi fikir demektir. İyi yönetmen, iyi fikri, iyi işler ve oyuncusuyla beraber yansıtır. Var mı başka sorusu olan? Ben Emircan Demir, Radyo Televizyon Sinema 4. Memnun oldum. Benim sormak istediğim 3 boyutlu modellerde hangi programları kullanması olur? Render aşaması olsun, modelleme aşaması olsun. Birinci kuralı söylüyorum arkadaşlar. En iyi program bildiğim programdır. Her alanda, ister modelleme olsun, ister görsel tasarım olsun, ister video edit olsun, ister audio edit olsun. En iyi program bildiğim programdır. Benim hangi programı kullandığımı soruyorsanız, ben 3D Studio Max kullanıyorum 10-11 yıldır. Sektörde de birkaç program var. Softimage vardır mesela. Çok profesyonel, çok kaliteli bir programdır. ZBrush vardır, son dönemin önemli programlarının, özellikle karakter modellemesi konusunda önemli bir programdır. Lightwave vardır, Maya vardır. Maya çok önemli bir programdır keza. Ama söylüyorum, en iyi program Max'tir. En iyi program Softimage'dir falan asla demiyorum, denmez. En iyi program bildiğim programdır. Sen eğer Paint ile 3D modelleme yapabiliyorsan en iyi program Paint'tir. Evet, başka sorusu olan? Ben şunu merak ediyorum. Piyasada kadınlar yani ne durumda? Çünkü kadın yönetmen azlığı var. Genelde erkek egemen görünüyor piyasa. Hı hı. Hani sizin bu konudaki düşüncelerinizi merak etmiştiniz. Bunu herkes biliyor ki kadının elinin değdiği şey her neyse o güzelleşir. Burası kesin ve net. Dolayısıyla
Bizim sektörümüzde artık bunun idrakına varmaya başladı. Ve kadın çalışanlar artmaya başladı. Ama bizim sektörün şöyle bir dezavantajı var kadınlar için. Zor. Fiziki anlamda zor. Yani işte set eğer dağın başındaysa işte ne kadar büyük bir prodüksiyon olursa olsun, ne kadar sizi rahat ettirmeye çalışan insanlar olursa olsun o dağı ve taşı ayaklarınızda geçmek durumundasınız. En basit örneğini veriyorum. Bu işte şehrin içerisinde yağmur ve çamurla baş etmekte olabilir zaman zaman. Dolayısıyla kadınlar çok fazla tercih etmediler. Ve tabii ki şu faktör de var. Erkek egemen bir sektör olmasından kaynaklı. Kadınları kolay sindirebildiğimizi zannediyoruz. Halbuki öyle bir şey yok. Kendimizi kandırıyoruz yıllardır. Bundan kaynaklı kadınların da bir cesaret edemeyişi ve küsmüşlüğü var. Ya aynı trafikte araba kullanmak gibi bir şey. Hani kadınlar da bunu yapabiliyorlar. Ama yılların sinerjisinden ötürü kadın araba kullanamaz cümlesinden ötürü sıkıntı yaşıyor. Yani hiç sıkıntı yaşamayacak kadın da trafikte sıkıntı yaşıyor. Aynı şekilde bizim sektör için de geçerli. Ama ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda daha fazla kadın yönetmen ya da daha fazla kadın kameraman, daha fazla kadın sesçi, kurgucu görebileceğimize inancım tam. Evet, ben size kısa bir şey izletmek istiyorum. Ticari anlamda neler yapabiliriz sorusunun cevabı olarak. Biliyorsunuz siz mezun olduktan sonra işte hepiniz bir şekilde bu işin içerisinde olacaksınız. Yönetmen olmak istiyorsunuz. Kendi fikirlerinizi başka insanlara aktarmak istiyorsunuz ama bu her zaman olmayabilir. Sadece ticari işler yapmak durumunda kalabilirsiniz ya da belki de %50-50 olabilir. Bu noktaya geldiğinizde sakın korkmayın ve kaçmayın çünkü ticari iş yaptığınız zaman da para kazanıyorsunuz. Onlardan bir tanesinin örneğini vereceğim şimdi size. Neler yapılabileceğine dair bir tanıtım filmi örneği. Hep beraber izleyelim. Omsan Lojistik, lojistikte yaratıcı çözüm ortağınız. Evet, başka film çekmek üzere olan var mı? Ya da kafasında filmi çeken var mı? Buyurun. 3 veya 4 dakikalık bir dizi yapmayı planlıyorum. Sadece kafamda bir proje. Hı hı. Aslında konusu da çok basit. Erkekler için, gitar çalan erkekleri, kız çalınma teknikleri. Ben kendim gitar çalıyorum. Akdeniz akşamları. Yok Akdeniz akşamları değil. Teknikle alakalı işte. Bakışlar, çalma teknikleri, ses yani ya Kaliforniya havaları gibi. Gitar çalıyorsun. Evet gitar çalıyorum. Evet. Hem oyuncu benim, senarist arkadaşlar, yönetmen de arkadaş. Aha. Öyle olunca tamam bir amatör işi. Ama sadece şey de değil. Olay bende bitmiyor. Background'da arkadaşlar aynı zamanda bir tiyatro gibi bir şey yapıyor. Yani ben gitar çalarken başka bir kız birine bana doğru gelmeye çalışıyormuş başka bir arkadaşa yani. Bunun gibi şey, tek açılı bir tiyatro filmi. Hı hı hı. Böyle bir düşünceler var. Tabii hiç şey yapmadım. Yani herhangi bir girişimim olmadı bu konuda. Sadece düşünce. Çok güzel.
Ne zaman girişimde bulunmayı düşünüyorsun? Hiçbir fikrim yok. Kameramı babama verdim. Babana? Evet, babam fotoğrafçı. Aha. Ben de amatör olarak ilgileniyorum. Öyle olunca babam şu an, fotoğraf makinesi şu anda oldu. Galiba birkaç bölüm yani deneme amaçlı çekeriz izin arkadaşlar. Baktık olmuyor. Eskiden bu işler sahilde, kumsalda yapılırdı. Yani. Bizimki galiba okulda olur. Anladım. Güzel, iyi bir deneme. Tabii teknoloji ilerledikçe mecralarda değişiklik arz ediyor. Çok hoş. Güzel, ben denemeni tavsiye ediyorum. Yani sahilde denenmişi tutuyor. Ama o da tutar diye tahmin ediyorum yani. Güzel. Sen tek plan bir şey düşünüyorsun herhalde. Açı tek olacak ve... Bütün olay arkada devam edecek. Ben orada gitarımı çalacağım. Aha. Kızlara laf atmaya falan çalışacağım aynı zamanda. Hem gitarı çalarken. Ama asıl olay ben de değil, arkada oynayan oyuncu arkadaşlar. Oradan bir ekmek çıkar mı? İşte. Ekibi kur ve gir yani. Ekip orada güzel. Evet, süpermiş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek.